Herkese merhaba ben Satı Melek Selin'den kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 5 dakikada şipşak yapmalık harika bir çiğ köfte tarifiyle geldim. 2 su bardağı kadar ölçü kullandım. Ben çiğ köftelik esmer bulgur kullandım. Kasemi ekliyorum. Sonrasında da üzerine bir çay kaşığı kadar da tuz ekliyorum. 2 su bardağı da kaynar su ekliyorum. Karıştırdıktan sonra da kapağını kapatıyorum. Yaklaşık bir 10 dakika dinlendiriyorum. Dün akşam çay içmeye misafirlerim vardı. Tatlım da çok az kalmıştı. O yüzden de şipşak yapmalık. Hemen çayın yanına çiğ köfte yaptım. Sizlerle de paylaşıyorum. Gerçekten çok da lezzetli oluyor. Yapımı çok kolay. Bütün malzemeleri aşağıya açıklama kısmına her zaman olduğu gibi not olarak düşüyorum. Oradan da bakabilirsiniz. 2 su bardağı bulgur kullandım. 1 çay kaşığı tuz, 2 su bardağı da kaynar suyumu ekledikten sonra karıştırıyorum. Sonrasında da üzerine bir tane kapak kapatıyorum. Bu tarifimde ben 2 adet soğan kullanıyordum ama soğanlar küçük olduğu için 3 tane kullandım. Rendeden geçiriyorum. Sonrasında da iyice sıkarak suyunu alıyorum. Soğanın kendisini kullanacağız. O yüzden de suyuna ihtiyacımız yok. Böyle iyice sıkarak da suyunu alıyorum. Biz çiğ köfteyi bayan bir acı seviyoruz. Baharatlarını damak tadınıza göre eksiltebilirsiniz. 4 yemek kaşığı kadar isot ekliyorum. 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı da biber salçası ekleyelim. 1 çay bardağı zeytinyağı 1 yemek kaşığı pul biber ekledim, damak tadınıza göre eksiltebilir ya da çoğaltabilirsiniz. 1 çay kaşığı tuz ekliyorum, 1 çay kaşığı da karabiber. Bu tarifimiz isteğe bağlı sarımsak kullanmayabilirsiniz, İsteğe bağlı ekleyebilirsiniz. Ben 1 diş kadar sarımsağımı rendeleyerek ekledim. Suyunu sıkmış olduğumuz soğanımızı da ekleyelim. İsteğe bağlı nar ekşisini şimdi de ekleyebilirsiniz. Ben 4 yemek kaşığı da sonrasında nar ekşisi ekledim. İsterseniz sosunu ekleyerek hepsini aynı anda da karıştırabilirsiniz. Sosumu karıştırdıktan sonra bulgurumda 10 dakika dinlenene kadar hem sosumu bekletiyorum hem de bulgurumu bekletiyorum. Sonrasında da ikisini aynı anda birleştiriyorum ve karıştırıyorum. Kozunuz ağrıyorsa, çiğ köfteyi de çok seviyorsanız, dışarıdan aldığınızda hoşunuza gitmiyorsa gerçekten yapılabilecek en kolay tarif diyebilirim. Islatmış olduğumuz bulgurumuzu 10 dakika dinlendirdim. Bu arada sosumuzu da hazır etmiştik. Onu içerisine katıyorum. Sosunu da ekledikten sonra güzel bir şekilde karıştıralım. Sonrasında da çorbalarda kullanmış olduğumuz bu ezici blenderımızla yaklaşık 5 dakika böyle ezmemiz gerekiyor. İyice karıştırdıktan sonra da ezici blenderla 5 dakika bu şekilde çekiyorum. Bu 5 dakika içerisinde de ben iki sefer durdurarak birazcık dinlendirdim. Yoksa çok ısındığı için yanabilir. Buna da dikkat edelim. Robotunuzun haznesi büyükse onun içerisine de koyarak da çekebilirsiniz. Ben bazen öyle de yapıyorum. Bu şekilde de çok güzel oluyor. Tavsiye ederim. 5 dakikanın sonunda hemen sizlere kıvamını gösterebilmek için birazcık elimi alaraktan sıkaraktan gösteriyorum. Kıvamını görüyorsunuz aynı yoğrulmuş gibi. Kıvamını görüyorsunuz macun şeklinde. 5 dakika güzel bir şekilde çektikten sonra üzerine 4 yemek kaşığı da nar ekşisi ekliyorum. Sonrasında da tekrardan elimle yoğurarak 2 dakikada yoğuruyorum. Sonrasında da şeklini veriyorum. Son olarak elimle 2 dakikada yoğuruyorum. Sonrasında da şeklini verme işlemine geçiyorum. İsteğe bağlı içerisine yeşillik de ekleyebilirsiniz. Maydanoz ve yeşil soğan gerçekten çok yakışıyor. Eğer evinizde varsa mutlaka eklemenizi de öneririm. Yapımı gerçekten çok kolay. Bütün malzemeleri karıştırdıktan sonra 5 dakika ezici blender ile eziyorum. 2 dakika da elimle yoğuruyorum. Şeklini verirken isteğe bağlı benim gibi eldiven kullanabilirsiniz. Ben eldivenle şekil vermesini seviyorum. Parmak izlerim daha güzel çıkıyor. Ceviz büyüklüğünde alıyorum. Sonrasında da avucumun ortasına sıkarak parmak izi yapıyorum. Sonrasında da servis tabaklarımı alıyorum. Çiğ köftenin yanında neler yemesini seviyorsunuz? Böyle yanında aparatif olarak neler çıkartıyorsunuz? sizlerde fikir olarak yorum kısmına yazın. Ben genelde turşu çıkartıyorum. Evimde varsa şalgam suyu çok yakışıyor bolca marol yakıyorum çünkü marolla dürüm yapması gerçekten güzel oluyor evinizde dürüm ekmeği varsa dürüm ekmeğin üzerine yayıp da böyle dürüm yapması da çok güzel oluyor bu kısımdan sonra çekmiş olduğumun rengi çok daha güzel görünüyor çünkü hava karardığı için stüdyo ışığımı yaktım görmüş olduğunuz gibi rengi de muhteşem tadıyla lezzetiyle görüntüsüyle kesinlikle tavsiye ederim bugün de tarifimin sonuna geldim beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açalım ki yeni videolarımdan da haberdar olun. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakmadan çıkmayalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum bırakırsanız mutlu olurum. Allah nasip ederse yeni tariflerimde görüşmek üzere. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın.